Maşallah ne kadar güzel bir örgü. Tabii ki buna kadınların dokunduğu yerde bereket vardır. Özellikle bölgemizin tarımsal ürün çeşitliliği anlamında önemli bir paya sahip olan üzümümüzün, yani Tayka üzümünün değerlendirilmesi aşamasında işte bu üzüm yaprağını hem taze bir şekilde hem de salamlar bir şekilde buradaki kadın kooperatifimiz üretmekte ve bunu çeşitli bölgelere de satışını yapmaktadır. Şu andaki güncel durumda 150 ton kadar bir üretim kapasitemiz var. Bunu daha da genişletmeyi planlıyoruz. 150 ton üretim kapasitemizi daha da arttırmayı planlıyoruz. Özellikle Şirvan ve Pervari ilçelerimizde Siirt Tayfi üzümü yaygın olarak üretilmektedir. Şirvan ilçemiz Pirinçlik köyü ve çevresinde her yıl 150 ton ortalama yaprak toplanarak satılıyordu. Toplanan yapraklar gün içerisinde satılması ve tüketilmesi gerekiyordu. Toplanamayan veyahut da toplanıp da satılamayan yapraklar ne yazık ki ekonomiye kazandırılamıyor, çöp oluyordu. Üretilen yaprağı değerlendirmek ve üretime kazandırmak amacıyla Pirinçlik köyümüzde kurulan Siirt, Mavit, Üreten Eller Kadın Kooperatifine Siirt Tarım Orman İl Müdürlüğümüz olarak yaptığımız proje GAP İdaresi Başkanlığı desteklenerek uygulamaya konulmuştur. Kadın Kooperatifimize yaptığımız proje ile kadınlarımız Tokat'a gönderilmiş, Tokat'ta üretim tesisleri ve üretim aşamaları konusunda tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi bünyesinde kurduğumuz tesis, marka, etiket ve ambalajların tamamlanması ile seri üretime geçmiş bulunmaktadır. Diğer tarımsal ürünlerden farklı olarak Tayfi üzüm yaprağımızı kadınlarımız toplamakta, kadınlarımız pazarlamakta ve kazandıkları ile aile bütçelerine ciddi katkı sağlamaktadırlar. İlk yıl 200 ton, önümüzdeki yıllarda 500 ton üretim hedeflemekteyiz. Değerli tarımsal ürünümüz, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde başta olmak üzere yerel ve zincir marketlerdeki raflarda yerini almaya başlamıştır. Bu tesis ile girişimci kadınlarımıza yeni istihdam alanakları oluşturulmuş, kadınlarımızın yapılan teknik geziyle geleneksel olarak yapılan salamura yaprağını yeniden profesyonel olarak uygulamalı bir şekilde görmeleri sağlanmıştır. Merhabalar, ben Leman Yıldırım. Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Biz ilk önce annem, babam ve ben, bir de kardeşlerim var. Sonra babam da bunun ticaret kısmını yapıyordu. Arabayla işte annemler doldururdu, bir gün bekletirdi sararana kadar. Babam da bunları arabaya götürüp vana veya çevre illere götürürdü. İlk başta böyle başladı. Köylüler bunları yeşil toplarlardı. Toplarlar işte akşamından üst üste koyup sabah da bize getirirlerdi. Burada da gördüğünüz gibi çöpleri bu kısma kesilip, çöpleri çok fazlaydı. Biz de dedik acaba ne yapabiliriz diye çöplerden de turşu düşüncesi çıktı ortaya. Aynı şekilde turşu, karalahana üst ve alt şeklinde rengi güzel olsun diye onları kaynatırız. Kaynatıldıktan sonra bidona basıp turşu haline getiriyoruz. Thank you.
Ben Neslihan İlda, Pirinçli Köyü'nde yaşıyoruz. Daha önceden yaptığımız salamurayı şu an geliştirdik. Ürünümüzü sadece yurt içine veriyoruz. Çevre illere, zincir marketlere, marketlere veriyoruz. İnşallah eğer kendimizi geliştirirsek, daha da ilerlerse eğer, yurt dışına da satışlarımız başlayacaktır. Biz şu an kadın olarak tek çalışıyoruz. 10 kişiyiz. Bu kadın olarak çalışmamız bizim açımızdan çok iyi oluyor. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz biz de kendi kadınlar olarak. Kendi işimizi kendimiz yapmayı ve kendi ayaklarımıza durmayı bu şekilde yapıyoruz. Bu da bizi iyi hissettiriyor.